Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili kanal severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki bölümümüzde Talon'un Corrupted versiyonuna kapışmış, onu yenmiştik. Aynı zamanda onu kurtarmıştık. Burada meditasyonumuzu yaptık, onu lütfen unutmayın. Şimdi aslında elde etmiş olduğumuz yeni ok veya yetimizle aynı zamanda da bir diğer noktada da bir ana kolyesi bitirmiş olmakla birlikte kasabaya geri dönüyoruz. Hızlı seyahatten faydalanıyorum daha hızlı dönmek için. Kasabada şu an lootlayabileceğimiz belli başlı içerikler var. O içerikleri lootlamak ve bir sonraki lokasyonumuzu belirlemek adına bu bölümde kasabadaki içerikleri oradan çıkarmayı planlıyoruz. Önce en geriye gidiyorum. Artık bu mekanikten faydalanabiliyoruz. Toplamış olduğumuz spirit mail'ler vardı. Bunları teslim edeceğiz. İlki burada. Orası tiramızı alabiliyoruz bu sayede. Bu arkadaşı benim gibi kullanırsanız biraz daha hızlı aradan çıkarmış olursunuz içerikleri. Hemen karşı tarafı temizlemeyin. Biraz götürün. Çalı çırp bir temizleyin. Sonrasında bu kısmı aradan çıkartın. Burayı aradan çıkartırken kaybolacak kendisi. Buradaki varili almak için tekrardan getirmeniz gerekecek. Bir diğeri burada. Şimdi çok büyük bir alanı açmış bir gibi gözükse de aslında o kadar büyük bir alanı açmıyor aslında. Yani daha çok iki tane challenge bizleri açıyor burası. 3 tane sandığı aynı zamanda. Bol miktarda düşmanı kısa sürede öldürmemiz gerekiyor. Bu yüzden asaya saldırarak ilerlemeye çalışacağız. Ok veya biraz yavaş kalıyor burada. Allah. Standlamalarla saldırabilirsiniz. Hani daha fazla düşman aynı anda vurabilmek adına. Eğer ki sayıları bayağı fazla artarsa bundan kesinlikle faydalanın. One shotlamak için yine charge'lardan faydalanabilirsiniz. Tam da biri vardı ama ben hayır. Zaman kaybetme. Bir düşmanım kaldı. Gelmesini bekliyorum. İlk sandığımızı hallettik. Bir diğer sandığımız bu. Şimdi burada ok ve yaydan faydalanmanız gerekecek. Sevseniz sevmeseniz de. Şimdi uçan yaratıklar vesaire de gelecek. Özellikle ilk sandık için vermiş olduğum taktikler burada biraz daha kıymete biniyor. Yalan söyleyeyim.
kan yaratıkların geldiği noktalarda hani ve bu büyük düşman geldiği noktalarda hani bir tık daha şey yapasınız geliyor. Bu skill'den faydalanmak istiyorsunuz. Çünkü hem büyüye hem şeyleri aynı anda salmak çok realistik değil yani bu sona kalırsa. Oh. Şey yok ya, yapmışım çok saçma olmuş. Çok üzgünüm ama ölmem lazım. Bay bay. Arkadaşlar, ben çıkardık. Efendim. Yani challenge'lar gördüğünüz üzere biraz daha böyle zamanları mesela azalarak ya da düşman sayısı iyice artarak ilerliyor. Ama biz hani hazırlıklıyız, şey değiliz. Böyle hepten karambole gelmedik buralara. Özellikle bu yeti, yani bu birine saldırırken diğerlerine de hızlıca aralar çıkartabiliyor olmak yetisi çokça işimize geliyor. Düşmanlarımızı yendik. Elinize efendim. Bu sandık challenge'larını tekrar yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. İhtiyacınız olduğunu zannetmiyorum. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Ve evlerdeki insanları kurtarmakla birlikte, bu corruption'ı gidermekle birlikte hani burada bir miktar daha fazla ruha denk gelmek mümkün. Hani farklı farklı işler yapan, eşya taşıyan, sohbet eden, konuşan, yürüyen farklı farklı karakterlere denk geliyorsunuz. Şimdi şurada bir içerik var. Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz bu bölgeyi keşfederken zaten bunun faydalı olacağı içeriği aradan çıkarmıştık. Yani buradan bir tane forest tier alıp onu götürüp şu kısmı açabiliyorsunuz şu arkadaşı. Fakat biz bunu yapmak yerine şu ilerideki forest tier'dan faydalanmıştık oyunun başında. Dolayısıyla dilerseniz hani burada açabilirsiniz. Hani biz oyunun başına açarak biraz daha hızlı elde etmiştik oradaki şartları. Şu an bir şey atladığımı fark ettim. Onu da biraz almaya giderim. Notlara bakarken. Benim. Yani burası normalde kirli veya zehirli bir suydu. Bu sandığı ileriden görmüştük ama alamamıştık. Şimdi alabiliyoruz. Şuradan bir tane rot almıştık zamanında. Şimdi Honor Tao, yani Tao'yu onurlandır görevini tamamlamak için tekrardan geldik buraya. Sağ taraftan gelmiş olsam da buradaki oyunun akışından ötürü nedir adı? Bizi önden girmişiz gibi resetliyor aslında oyun. Burada Trials denilen bir içerik var. Yani bu zaman içerisinde oyuna gelen update'lerle geldi. Belki eskiden oyunu oynadıysanız bunu bilmiyor olabilirsiniz.
arka tarafta o göstermiş, sınırda göstermiş olduğu içerikte şey yaparsanız, neler adı? Etkileşime girerseniz trial'ları yapma imkanınız oluyor. Bu trial'lara bağlı olarak da yeni şeyler, neler adı? Kıyafetler, charm stone'lar, işte şapkalar vesaire elde edebiliyorsunuz. Şu anki videomuz içeriği değil. Taro artık akrabalarıyla birlikte huzur içerisinde yatıyor. Tahmin ediyorum ki ormandaki corruption da temizlenmiştir. Yani oradan artık gitmiştir. Yani Benny ve Saya'nın kardeşleriyle birlikte hayatlarına değil de daha doğrusu hani öteki hayatlarına diyelim devam etmeye gerektiğinin farkındaydım, fakat yani orman onlar olmadan eskisi gibi de olmayacak, yani aynı tadı vermiyor. Yardımcı olmuş olduğumuz ruhlarla bir bağ kurmak normaldir, doğaldır. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. Onlar öteki hayata devam ettiklerinde kendimizden bir parçamızı onlara veririz, ama aramızdaki bağlantı, aramızdaki o ilişki kalmaya devam eder. Ruh rehberinin, yani bizim yani spirit guide'ın yolu yalnızlığın yoldur. Eğer diyor dağ mabedine erişmek istiyorsan hala yapman gereken çok şey var. Bir zamanlar kasabamızda çok yetkin, çok böyle başarılı bir marangoz vardı ve insanların hayal dahi edemeyeceği yapılar tasarlardı, kurgulardı. Depo kısmının ötesinde onun ruhunun arayışında ol. Ve ona ait Adira isimli karakterimizin maskesini bize verdi ki oradaki corruption'ı aradan çıkartabilelim. Atlamış olduğum içeriği aktive edip yolculuğumuzun devam edeceği kısmı göstermek istiyorum. Atlamış olduğum içerik de şu. Buradaki çalıyı çırpıyı temizledik. Şuradaki şardları aldık. Bu evin içerisine girebiliyoruz. Onu atladık. İlk teslim etmiş olduğumuz Spirit Mail evi burası. Yani bu ve benzeri backtrack içerikleriyle beraber aslında yavaş yavaş şey yapabiliyoruz. Nedir adı? Karakterimizi daha fazla materyal toplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta aktive edeceğimiz kapı ve onun arasındaki bölge bulunuyor. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yani dediğim gibi bu videoda aslında Taro'nun görevini komple tamamlamış olduk. Türlü konuşamadık, komple tamamlamış olduk. Kasabadaki toplamış olduğumuz Spirit Mail'leri teslim etmiş olduk. Buradaki ruhların sayısını eser arttırdık. Ve trial'ları aktive etmiş olduk. Aynı zamanda bir sonraki bölgeye gideceğimiz maskemizi almış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.